kiralara ilişkin kamu görevlileri insaf sınırını aşan kiralar boyutuyla ciddi anlamda zorlanmakta. Onun için masaya kiralarla ilgili de teklifin gelmesini bekliyorduk. Emeklilerin, memur emeklilerinin ayakta kalma durumlarının olmadığını, bu rakamlarla çok zorlandıklarını, 8077 liralık bu anlamda yapılan seyyanen iyileştirmenin emeklilere yansımaması dolayısıyla emekli maaşlarındaki düşüklüğün oluşturduğu sıkıntıyı ifade etmiştik. İlişkin cümle kurulmasını bekliyorduk çünkü 21 günlük süre geçti bizim ilk teklifi sunduğumuz tarihten bu tarihe kadar. Tekliflerimizi tasdik süreci ön müzakereyle tam müzakerenin birleştiği etkin bir dinleme süreci hepsi gerçekleşti. Onun için bunları çalışmak için yeterli zaman vardı. Bayram ikramiyesinden tutun da diğer sosyal haklara ilişkin bu anlamda cümle kurulabilirdi. Henüz bunlara ilişkin cümle kurulmadı. 3600 ek göstergenin birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlerine verilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi kurduğu cümle takvim olarak burada ifade edilebilirdi. Buna ilişkin henüz cümle gelmedi. Yine bazı kamuda bazı grupların sosyal haklarına ilişkin, ücretlerine ilişkin yaşanan sıkıntı tüm Türkiye'nin malumu. Akademisyenlerden mühendislere, şube müdürlerinden şeflere varana kadar ücret skalasındaki bozulmadan kaynaklı olarak stresin yükseldiği, gelir dağılımında adalet çağrımızı her vesileyle yinelediğimiz bu süreçte toplu sözleşmenin bu teklif sürecinde bunlara ilişkin de cümle kurulabilirdi. Henüz buna ilişkin de cümle kurulabilmiş değil. Hizmet koluna ilişkin tekliflerimizi tüm boyutuyla, tüm gerekçeleriyle kamu işveren heyetine ifade ettik. Onun için burada kamu işveren heyeti hizmet koluna ilişkin teklifleri de ilk teklifle beraber getirebilirdi. Bunlar sona bırakıldı. Onun için geride kalan süreç çok hızlı değerlendirilmeli ve masa hiç ara vermeksizin fasılasız çalışmalı. Çünkü az önce Sayın Bakan da ifade etti. 967 teklif şu an masada bu anlamda müzakereyi bekliyor ve tam müzakere istiyoruz. Bunun için tek taraflı bir mücadeleden ziyade karşılıklı evet hayır neden evet neden hayır denildiğine ilişkin tam bir müzakere bekliyoruz. Zamanı zipleyip çok hızlı şekilde kullanmak zorundayız bu saatten sonra. Yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına aktarılması konusunda uzun süredir bir beklentimiz var. Geçen toplu sözleşmede de en önemli maddelerden birisi olarak masaya taşımıştık. Buna ilişkin de çalışmanın yapılması, mali sosyal haklara ilişkin de cümlelerin kurulması konusunda beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Gelen teklifi bu anlamda çok yeterli bulmadığımızı, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 10 puan gerisinde olan bir teklifle masanın açılmasını doğrusu yadırgadığımızı ifade ediyor ve hiç vakit kaybetmeden yeni teklifin gelmesi için maliye bürokrasisinin ve kamu işveren heyetinin çalışması gerektiğini buradan ifade ediyor. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun.